Selamlar, yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Brawl Stars'a son güncellemeler geldi. Ve Brawl Stars'a son güncellemeler geldikten sonra aslında Brawl Stars'ın bir hikayesinin olduğu ortaya çıktı. Özellikle Star Park güncellemesinden sonra Brawl Stars çok değişti arkadaşlar. Her Brawl Talk'ta bazı değişik şeyler görüyoruz. Ve ben de size bugün Rosetman'dan beraber güzel bir Brawl Stars teorileri videosu hazırlamaya karar verdim. Bu tür videoları genelde sevdiğinizi biliyorum. Ve karşınızda uzun süredir düşünüp profesyonel bir şekilde video hazırlamak istediğimiz Brawl Stars teorileri videosu. Bu videoda Brawl Stars'ın Rosetman'ın Batman'le beraber her inciğini cinciğine karıştırız arkadaşlar. Brawl Stars'ta kimler kimlerle kardeş, kimler kimlerden akraba, Brawl Stars'ta gelecekte neler gelebilir, her şeyi bu videoda göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ise konuğuma merhaba deyin. Hoş geldin Ömer abi. Hoş buldum. Bugün kaç tane sorun var? 16 mıydı? 17? 16 tane sorun var sana. Baya bir soru yapmışsın. Baya. Bunları cevaplamaya hazır mısın peki sevgili Rosetman? Hazırım tabii ki. Şimdi ise ilk teorimizden başlayalım. Bu teorimizin ismi ise şu. 5vs5 savaş modu gelebilir. Biliyorsunuz oyunda toplamda 10 kişi var. Ve biz 5vs5 savaş modu gelirse oyun nasıl bir hal alır buna bakacağız arkadaşlar. Valla 5vs5 savaş modu bayağı hani farklı bir şey olurdu bence. Yani bu sürekli aslında bizim showdown yani hesaplaşma gibi sürekli var olan bir map değil. Sürekli var olan bir oyun modu şeklinde değil. Ama özel bir etkinlik olarak hafta sonları falan gelebilirdi. Aslında Brawl Stars ilk çıktığında 3vs3 şeklinde bir muhabbet vardı ama sonradan bu teke tek veya 2'ye 2 şeklinde değiştirildi. Fakat burada sanırım bir fotoğraf göndermişsin. Bizans. Evet, sana fotoğraf gönderdim. Bizans sağda yani köşelerde 5 kişi doğuyor. Yukarıda da 1 kişi var ve ortada 5 kişi bir kale savunması şeklinde bir şey yapıyorlar. Bence bayağı fantastik bir moda benziyor ya. Evet, bu çok güzel bir mod. Üstüne üstlük böyle 5 tane Piper, 5 tane Brock gibi savaşlar gelebilir bence. Böyle ama etkinlikleri özel. Mesela sen ilk başlarda demiştin 3vs3 savaş evet. modları demiştin. Fakat sonradan oyuna değişiklik getirmişler. Bunu 2vs2, 1vs1 yapmışlar mesela. Hesaplaşma modundan bahsettin. Yani oyuna bir gelecekte bir güncelleme gelip bunların 5vs5 olabileceği hakkında da bir olumlu bakıyorsun sen galiba. Aynen öyle ya. Zaten ne zamandır farklı oyun modları gelmiyor. Keşke gelse. O aynen. Zaman ben sana ikinci bir soruyu sorayım. Diğer bir teorim ise trambolin harita editörüne eklenmesi olacak. Bence oyuna trambolin şeklinde değişik şeyler gelmesi lazım. Zaten bu senin de söylemiş olduğun harita oluşucu şu an beta'da. Sadece şu an belli başlı şeyler var. Oyunda böyle çelik kasalar yani çelik duvarlar, TNT'ler, derin gibi trambolinler veya farklı şeyler var aslında. Fakat şimdilik biz bunları oyuna eklemiyoruz. Yani sadece belli başlı şeyleri koyabiliyoruz. Eğitim arenasını biliyorsun. Eğitim arenasında robota sıkıyorduk. O TNT'ler. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani onların oyuna eklenebilme ihtimali var. Hatta onlar oyunda fakat gizli bir şekilde duruyor büyük ihtimalle oyun dosyalarında. Eskiden vardı maplerde. Şu an kaldırıldı artık o. Ve diğer bir teorimiz ise botların seviyesi. Botların karakteri oyunda, dostluk maçında kullanıcı tarafından ayarlanabilir olması. Ve bu cidden çok mantıklı. Şimdi bunu tartışalım. Normalde bak şu an dostluk maçında aksesuarları açıp kapatabiliyoruz. Ha, bu demek ki yapılabiliyor. Ben yıldız güçlerinin kullanıp kullanılmayacağını seçebilmeliyim. Veya senin de söylemiş olduğun gibi botların veya diğer arkadaşlarımın seviyesini seçebilmeliyim. Veya diyelim elmas kapmacıya bağlandım. Bu maç 10 elmasla değil 20'de bitmeli mesela. Bunu kendim değiştirebilmeliyim değil mi? Haklısın. Bu da güzel fikir. Veya maçların süresini kendim değiştirebilmeliyim. Ve güzel ve harika bir teorimiz ise şu. Dostluk maçlarında gazların süresini ve gazların gelip gelmemesini ayarlamak olacak. Biliyorsunuz normal oyunlarda gazlar çok hızlı geliyor. Peki biz gazların gelmesini belli bir ayarla ayarlayabilseydik ve onu kapatabilseydik ne olurdu? Şimdi ise bunu tartışalım. Aslında burada şeyi söylüyorsun. Hesaplaşma maçına girdin diyelim mesela. 10'a 10 veya az önceki sorundaki olduğu gibi sayıyı değiştirdi. 20'li maç yaptım. Zehirin gelme süresini yavaşlatabiliriz aslında. Hani bu şekilde bir şey yapılırsa. Maçın kurallarını keşke değiştirebilsek. Bunu ben de yine yakın zamanda bu tarz bir şey yani yakın zaman diye bir tarih vermek istemiyorum aslında ama. Süper senin de bunu muhtemelen düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü oyunda dostluk maçlarında artık dediğin gibi botlar falan kapatılabiliyor. Evet. Bunun yanında daha eğlenceli işler yapılabilmesi için bize bu yetkiyi verirler diye düşünüyorum. O zaman diğer soruya geçelim. Bakalım diğer sorumuz neymiş. Diğeri ise şu. Oynadığımız harika maçları. Mesela girdiğiniz oyuna tek hesaplaşma modundasınız. Mortis'ten beraber haritadaki herkes öldürdünüz. Bu herkes öldürdüğünüz anı savaş gündüğünüzde bunu favori olarak kaydetmek olacak. Peki siz bunu favori olarak kaydedebilseydiniz bu savaşa belki de 3 sene sonra 4 sene sonra hatır olarak bakabilseydiniz ne olurdu? Bence harika olurdu. İnşallah bu da eklenir. Hadi bunu tartışalım. Keşke bunu yapsalar yani şu an tam olarak bilmiyorum. Belki Clash of Clans'a vardır ama tam olarak bilmiyorum. Biz şu an sadece mesela mecburen beğendiğimiz maçın video kaydını çekiyoruz ve saklıyoruz.
Keşke bu tarz bir şey de gelse. Kendi böyle profilimizde 5 tane sallıyorum maç saklayabilsek. Çoğumuzun YouTube kanalı yok. Evet. Veya video çekemiyor bazıları. Keşke bu tarz bir şey de gelse. Yani sınırsız maç zaten mümkün değil ama kendi cep telefonumuzda veya tabletimizde bunu 5 tane 10 tane maç saklayabilsek. Ama Ömer abi şimdi şöyle düşünürsek, bu oyun bir bulut hesabına gerek duyacak bunun için. Oyunun serverlarına yüklememiz gerekecek bunu. Evet. Ve 10 sene sonra bakabileceğimizi ben düşünmüyorum. Çünkü ben Clash of Clans'ı 3 senedir oynamıyordum. Hesabıma geçen giriş yaptım. Hiçbir savaş günlüğü gözükmüyor. Klandan atılmışım. Klandan atıldığımın yazısı bile gözükmüyor. Bence bu mümkün değil. Fakat gelirse güzel olabilecek bir şey. Ama saklamasında böyle 1-2 hafta olur bence en fazla. Böyle 2 sene 3 sene saklayabileceğimiz bir maç ben öngörmüyorum. Çünkü oyun bunu kaldıramaz. Dediğin gibi senin de. Ya de mümkün ya mümkün olamaz diye bir şey yok. Çünkü Supercell kimliği üstünde bayağı bir çalışıyorlar şu an. Bence yapılabilir. Oyundaki belli türdeki karakterlerin takım havası teorisi hakkında konuşacağız. Mesela botlarla savaş yapıyorsunuz. Karşınızda efsanevi botlar koydunuz. Gizemli botlar koydunuz. Gizemli botlar arasında takım olacak. Efsanevi botlar arasında takım olacak. Veya oyun onları otomatik olarak aynı takıma koyacak. Çift hesaplaşmada. Efsanevi botlar bir takım. Gizemler bir takım. Süper enderler bir takım. Enderler bir takım. Ve siz kupiyolu karakterler ise ayrı bir takım olacaksınız. Ya bu aslında biraz rütbe rank sistemi şeklinde bir şey. Efsanevileri bir lobiye yollamayı falan söylüyorsun. Mesela hesaplaşmaya bağlandım. Ben destansıyım. Evet. Karşımdakiler de destansı. Hem ondan bahsediyorum hem de dostluk maçında gizemleri veya efsanevileri aynı takıma koymayı düşünüyorum. Böyle bir şey. Senin derinde birazcık benziyor. Ya şunu dostluk maçında bunu manuel şekilde yapabiliyoruz ama yeni bir oyun modu şeklinde bunu yapabilirler. Ama yapabilirler dediğine göre sen birazcık böyle buna bir olumsuz bakıyorsun. Olmayabilir diye düşünüyorsun galiba. Ya. Zor bir şey ya. Ve benim en çok sevdiğim şey ise şu. Oyundaki 5v5 savaş modundan alakalı bir şey söyleyeceğim size. Biliyorsunuz birkaç serimizde 5v5 savaş modunu göstermişim. Bu ise şu. Oyuna bayrak kapmaca modu gelirse ne olur? Bakalım bayrak kapmaca modu gelirse oyunda neler değişecek? Bayrak kapmaca modu. Ben sana modu anlatayım. En ortada biliyorsun orada büyük bir kırmızılık var. En ortadaki kırmızılıkta 3 tane kutu var. Onun üstünde 2 tane kutu var. Kırmızılıkların ortasına bakarsan onun üstünde 1 tane evet. kutu var. 5 takım böyle savaşıyorsun. Aslında 5v5 moduna benziyor. Her takım karşıdakilerin kutusunu kırmaya çalışıyor. En fazla güç puanına ulaşan takım kazanıyor. Kimse kendi kutusunu kıramaz. Biliyorsun hediye kapmaca modu vardı. Evet. Hediye kapmaca modu çok güzeldi. Böyle bir şey olabilir mi sence? Tam zaten ben de senin söylediğini söyledim yani hediye kapmaca zamanında vardı. Bu tarz bir şey yapılabilir ki ben o modu çok seviyordum aslında. Keşke o mod kaldırılmasaydı çünkü ben sürekli maç yapıyordum onda. Bence iyi bir oyun modu olduğunu düşünüyorum. Sınırsız şekilde gelmez ama dönemsel olarak bir oyun modu şeklinde gelebilir bence. Yani fena fikir gibi durmuyor. Ve şimdiki teorilerimiz ise Piper'la ilgili arkadaşlar. Oyunda biliyorsunuz Piper'la Rico arasında belli bir aşk var. Piper'la Rico'nun arasında olan aşkı şöyle resimleyebiliriz. Rico'nun Rico Jet kostümünde Piper'ın bir aksesuarı var. Peki bunu Rosetman biliyor mu? Piper'ın filminde Rico'ya bir yaklaşıyordu. Hani böyle sevdiğini ima ediyordu. Zaten arkada böyle fotoğrafları falan da vardı beraber ama. Kalp çıkıyordu hatta gözlerinden. Evet 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 kalp çıkıyor. Bağlantıları var ama. El Primo bu aşka mani mi oluyor? Bilmiyorum. Belki El Primo Piper'a platonik. Sende Ricochet varsa Ricochet'in arkasını çevir. Onun omzunda Piper'ın bir tane işareti var. Kelebek işareti var. Piper'ın tokası. Vardı. Ricochet'le Piper'ın arasındaki işaret yani resmi bir işaret artık. Onu bilin. O bir teori değil arkadaşlar. Ve yeni bir teorimiz ise ve harika bir teorimiz ise şu. Oyunda taş karşılığı. Belli bir taş veriyorsunuz ve size belli bir kostüm veriyor. Mesela 80 taş veriyorsunuz. Fakat belli orandaki şanslarla size 30 taşlık kostüm veya 150 taşlık kostüm veriyor. Ama siz 80 taşı alıyorsunuz. 80 elmas verip içinden bütün değerdeki elmaslı kostümlerin çıktığı bir kostüm kutusu. Tasa açma muhabbeti gibi bir şey aslında bu. Bana hiç mantıklı gelmiyor ya. Çünkü mesela ben de diyelim tüm kostümler şu an var tamam mı? Ben açsam ona ne olacak? İçerik üreticileri açısından güzel olabilir. İçerik üreticisi mesela sıfır hesapta 100 tane kase açılımı gibi bir şey olabilir. İçinden kostüm çıkartabilirler falan filan. Ama dediğin gibi mantıksız. Ama gelirse de harika olur. Küçük bir şansdan 80 emas karşılığı 350 taş kostüm alabilirsin. Ve üstüne üstlük yıldız şeyli kostüm var biliyorsun Ömer abi. Evet evet. Ona kimse alamıyor artık. O sende vardı galiba. Evet var bende. Belki o kostümü de alabiliriz yani oradan. Yani küçük ihtimal de olsa. Ve bu ise aksesuarları birazcık modifiye etmeyle alakalı. Biliyorsunuz Brawl Stars ilk çıktığında karakterlerin hızını, canını, vuruş hasarını değiştirebiliyordunuz. Peki biz bu değiştirme seçeneğini aksesuarlara getirsek, aksesuarlara belli bir yükseltme versek. Mesela aksesuarımız seviye 1 bir aksesuar. Biz onu seviye 2 yaptığımızda aksesuarımızın verdiği hasar %3, %4, %5 artsa ne olur? Şimdi ise bunu tartışalım. Bakalım bu oyuna nasıl etki edecek. Adaleti bence bayağı bozacak bir şey. Ben bunun fotoğrafı
bunu görmüştüm. Sen de yolların da şu an. Gelmez. Direkt gelmez diyorsun. Ben de gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten oyunda bir standart olması gerekiyor. Seviye evet. 9 bir karakterle seviye 9 bir karakterin aynı olması gerekiyor. Ve bu ise birazcık oyunda yüksek seviyedeki arkadaşları ilgilendiren bir şey. Oyunda 35 rütbeden sonra rankları biz göremiyoruz. Mesela oyunda 36 rütbe, 37 rütbe, 38 rütbe, 39 rütbe ve 40 rütbe rankları şu şekilde olabiliyor. Çünkü oyunda her 5 rütbede bir bildiğiniz gibi seviyelerin, rütbelerin şekilleri değişiyor. Ve biz ise 35'ten sonra seviyelerin, rütbelerin şekilleri nasıl olsun diye düşündük ve karşınızda. Bakalım güzel miymiş? Ya bu renk aslında böyle bu renkten evet. daha farklı bir şey bekliyorum ben aslında. Belli bir ranktan sonrası renkler hiç değişmiyor. Hep sabit kalıyor. 50.000 kupaya kadar ödül vardı galiba kupa yolunda. Yani ben ona evet. göre bunu düşündüm. 50.000 kupaya kadar ödül 50... varsa büyük ihtimalle rütbeleri de bir güncelleme getirirler gelecekte. Aynen değiştirirler. Belki kupa yolu da değiştirebilirim. Bilmiyorum. Bir biliyorsunuz oyunda kulüplerimiz bulunmakta. Fakat bu kulüpler bazen bir işe yaradığını pek göremiyoruz. Oyunda kulüp savaşları yapamayacağımıza göre. Çünkü burası Clash Royale değil. Clash of Clans değil. Peki biz burada kulüpleri başka bir amaç amacıyla kullansak, kulüplerin bir seviyesi olsa, kulübün kupası veya içinde bulunan kişiler ne kadar uzun süre o kulüpte durursa, kulübün seviyesi yükselse ve kulüp seviyesi yükseldikçe bazı ayrıcalıklara ulaşsa ne olurdu? Şimdi ise bunu tartışalım. Neredeyse her güncellemede bir kulüp savaşı bekliyoruz ve gelmiyor. Mesela bundan önce de bir 3-4 güncelleme Rose kostüm dedik. Nihayet geldi. Evet. Bundan bir 5-6 güncelleme önce Pam kostüm dedik. Pam ve Ridley model artık bir kostüm geldi. Kaç güncellemeden bu yana da kulüp savaşları diyoruz. Hep böyle videolarda konsept olarak duyuruluyor. Fakat şimdiye kadar hiç böyle bir değişiklik duymadık. Yakın zamanda bu tarz bir şey bekliyorum aslında. Çünkü Clash Royale'deki klan savaşlarını değiştirdiler. Yani bağış yapamıyorsun. Savaş yapamıyorsun beraber veya ne bileyim bir kulüp yolu veya bir ödül vermiyor. Belki birkaç güncelleme sonra kulüpler hakkında değişik bir şeyler bekliyorum. Ömer abi biliyorsun 29 Ekim'de Gamify bir zafer yarışı düzenliyor. Bu zafer yarışında bazı taktikler vermek isteyelim oyunculara. Ve bu taktikler evet. sayesinde belki oyuncular hızlı bir şekilde ödül kazanabilir. Yalnız başlarına maç yapmasınlar. Yani en başta böyle maç yapılabilir aslında yalnız başına. Fakat sonraki ranklarda iyi maç yapabilecekleri arkadaşlarıyla beraber maç yapsınlar. Maçları hızlı şekilde bitirebilmek için canı böyle yüksek brawler seçmeleri gerekiyor. Arkadaşlarınızla sessiz sohbet yaparsanız yani net sonuçlar elde edebilirler diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar takımda biliyorsunuz savaş yapında kaçacağınızı varsayıyorum. Takımda 3 kişisiniz, 2 kişi öldü. Diğer 1 kişi böyle cengaverlik ip ben gol atmaya gidiyorum demesin. Arkadaşların gelmesini beklesin böyle savunsun kendini. Ve diğer bir olay ise yenilseniz bile üzülmeyin. Bu yenileceğiniz zaman kaybını 3-4 maçla telafi edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde oynayıp gol atarsanız 10 saniye 15 saniyede direkt maçı bitirebilirsiniz. Yenilirseniz umutsuzluğa kapılmayın. Ve diğer bir şey ise şu oyuna kendilerini böyle Messi, Cristiano Ronaldo sanan arkadaşlar. Yapmayın kardeşim ya şov yapmayın. Lütfen ya. Şov yapmayın. Lütfen trickshot atacağım diye gol kaçırmayın. Lütfen adamlara dalga geçmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir teori videosu olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi daha fazla videolar gelecek arkadaşlar. Emin olun gelecek. Şöyle bir like atmadıysanız bir atabilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bay bay. Güle güle. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.